Hevel Hanım merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Bizler de iyiyiz. Biz öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizleri burada misafir ettiniz, ağırladınız. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Ne demek? Bu keyifli röportaja öncelikle sizleri tanıyarak başlamak isteyeceğim. Hevel Hanım'ı tanıyabilir miyiz? Sektörle tanışması nasıl gerçekleşti? Hevel Hanım şöyle başladı. Aslında biz bir aile şirketiyiz. Babadan kıza geçiş oldu bizde. 10 yaşımdan beri aslında babamın yanındayım. İşte işin bir ucundan, orasından, burasından tutarak bir yerlere gelmeye çalıştım. Evet. Tam olarak sektöre atılmam geçen seneyle itibaren oldu. Bu şekilde. Çekirdekten yetiştiniz. Birazcık aslında. Çekirdekten yetiştim, evet. Ama hem bekletme tarafınız da var tabii bu işte. Evet. Bunu da söyleyebiliriz. Evet. Buradan da babaya da selamlarımızı, saygılarımızı gönderelim. Baba kısır sırt omuzlarımıza varmış, mücadele ediyor aslında. Teşekkür ederim. Neler yapıyoruz? Hemen firmayı tanımak istiyorum. Buranın kuruluş tarihi ve verdiğiniz hizmetler. Pakö şu şekilde, 2012 yılında aslında üretim olarak İzmir'de başladık. Satış odağımız her zaman Güneşli İstanbul'daydı. İzmir'den daha sonra çiftliklerimizi Bolu Mudurna'ya taşıdık. Çünkü üretim olarak daha geniş bir kapsama sahipti. Pakgöl'ün şu anda 53 bin adet tavuğu bulunmakta. Eylül ayından itibaren de 100 bin adete ulaşmayı hedefliyoruz. Ciddi bir rakam. Evet, ciddi bir rakam. Aynı şekilde ürünlerimiz olarak da işte organik 10'lu, 6'lı, 15'li, gezen 10'lu, 6'lı, 15'li, 30'lu gibi seçeneklerimiz mevcut. Bunun organik olup olmadığı nasıl anlayabiliriz? Ya biz nasıl anlarız özellikle? Organik olup olmadığı aslında kodlar üzerinde yazıyor. Üzerine sıfır kodu organiktir ve bunu Tarım Bakanlığı sitesine girip görebilirsiniz. Kodu yazdığınızda gelen çiftliği görüyorsunuz. Bir olması da bunun gezen olduğunu gösterir. Kodlardan rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Tabii bunu bir de ayrıca sertifikalarını isteyenler olabilir. Direkt bizim kendi müşteri hattımızı arayıp direkt birebir sertifikasını gönderebiliyoruz. Her şey şeffaf. Evet. Başarının sırrı nedir? Çünkü sektörde de çok ciddi bir istikrarınız var. Yani çok çalışmak diyeceğim ama bizde daha çok hayvanı tanımak, tavukları tanımak. Çünkü tavuk çok hassas bir hayvan. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Klasik müzikten çok hoşlanıyorlar. Oh, bazen klasik müzik dinletmek. Evet. Evet. Hayvanı tanıdığın zaman yumurtanın attığı sürece de satış İstanbul'da bir şekilde gelişiyor. Evet, yani ben şunu da hissettim, röportajdan önce biraz sohbet ettim sizinle. İşinizi de gerçekten çok severek icra ediyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Bence sizin başarınızın en büyük sırrı bu, bunu söyleyebiliriz. Teşekkür ederim. Bu arada hayırlı uğurlu olsun, ilk fuarınız sanırım. Evet, ilk fuarımız. Çok da keyifli, böyle butik bir stand kurmuşsunuz. Gelen konuklarınızı ağırlıyoruz. Biraz fuar hakkında görüşlerinizi alabilir miyiz, düşünceleriniz nelerdir? Yani neler fuar şu an çok heyecanlı geçiyor. Bizim ilk fuarımız olduğu için de biraz hani müşteri toparlamak zor gibi geliyor ama alışacağız. Yani seneye de aynı şekilde buraya katılmayı düşünüyoruz. Bu şekilde. Çok doğru bir fuar tercih etmişsiniz bu arada. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Özellikle ilerleyen saatlerde ve yarın çok ciddi yoğunluklar bekleniyor. Zaten birçok fuar alanını araştırdım aslında. Yurt dışı da dahil olmak üzere. World Food bu konuda daha cazibeli geldi bize. Bu yüzden World Food tercih ettik. Evet. Peki Hevel Hanım, hedeflediğiniz yerde misiniz ya da bundan sonraki hedef ve projelerde neler olacak? Size şu şekilde söyleyebilirim. Coşkun Bey'in hedeflediği yerdeyiz. Yani babamın. Babam istediği alan tüm Türkiye'ye Pakyo yumurtayı tanıtmaktı. Bana sorduğunuzda hayır, ben hedeflediğim yerde değilim. Tüm Türkiye'ye tanıttığımız ürünü neden tüm dünyaya tanıtmıyoruz? Ayrıca üretici firma olduğumuz için istediğimiz istihdamı sağlayabiliyoruz. Bu yüzden tüm dünyaya açılana kadar hedefim sağlanmış olmayacak. Aslında bu hedef hiç bitmeyecek. Evet, doğru, hiç bitmeyecek. Zaten biterse biz de biteriz. Hani böyle bir gerçek var. Biz bir yolda başarılar dileyelim. Çok güzel bir röportajdı. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Herkesi de Pakyo'ya davet edelim. Evet, en azından hem bu anlattıklarımızı yaşayarak görürler. Bir çayınızı, bir kahvenizi içerler. Evet. Çünkü herkesi bekliyoruz. Pakköy'de gülümseme hizmet ediyor diyebilirim. Çok net bir şekilde iyi bir enerji var çünkü evet, burada. Her zaman müşteri odaklıyız. Bu şekilde de buralara kadar geldik. Umarım daha da büyürüz. İnşallah. Başarılarınız daim olsun. Hoşçakalın. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun efendim. Üzere. Sağ olun.